Akciğer kanseri, akciğer dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşur. Bu kontrolsüz çoğalma sonucu akciğerlerin bir kısmı kaplanır ve uzak organlara yayılabilir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre akciğer kanseri dünyada en yaygın görülen ve ölüme en çok yol açan kanser türüdür. Akciğer kanseri kanserden ölüm yönünden erkeklerde birinci, kadınlarda ikinci sırada yer almaktadır. Yapılan araştırmalarda sigara ile akciğer kanseri arasında kuvvetli bir bağlantı kurulmuştur. Yine de vakaların %15'lik kısmını sigara içmeyenler oluşturmaktadır. Akciğer kanseri oluşumunda sorumlu tutulan diğer faktörler hava kirliliği, radon gazı, asbest ve genetik yatkınlıktır. Akciğer kanserinin görülme oranı yaşla birlikte artar. En sık görüldüğü yaşlar 50 ila 70 arasıdır. Anadolu Sağlık Merkezi'nden Medikal Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Şeref Kömürcü önemli uyarılarda bulunarak akciğer kanserinin 14 nedenini şöyle açıkladı. Akciğer kanseri hastalarının %90'ı hekime başvuru esnasında semptomatiktir. Hastalardaki belirtiler kanserin bölgesel, metastatik veya yaygın olmasına göre değişir. Akciğer ve bronş sisteminin ağrı duyusundan yoksun olması ve genellikle ilk semptom olan öksürüğün sigara içen hastalar tarafından bir belirti olarak değerlendirilmemesi sonucu akciğer kanseri tanısı çoğunlukla ileri evrelerde konulmaktadır. Akciğer kanserinde görülen başlıca belirtiler ve nedenleri şunlardır. 1. Öksürük Vakaların %75'inden fazlasında görülür. Nedeni hava yolunda tıkanma enfeksiyon ve akciğer dokusu üzerine bası etkisidir. 2. kilo kaybı. %68 oranında görülen bu belirti ilerlemiş kanser ve karaciğer metastazı durumunda görülür. 3. solunum sıkıntısı. %60 oranında görülen bu belirti büyük hava yollarının tıkanması, plevre denilen akciğer zarlarının arasında sıvı birikmesi ve diyafram kasının felç olması sonucu oluşabilir. 4. Göğüs ağrısı %50 oranında görülür. Kanser göğüs duvarlarına yayılmış ya da sinirler tutulmuş olabilir. 5. Kan tükürme Bu belirti hastaların yaklaşık %25'inde görülür. Hava yolu tümör tarafından tutulursa ortaya çıkar. 6 kemik ağrısı %25 oranında görülür ve kemik metastazını gösterir. 7 çomak parmak oksijenlenmenin azalması ve kemik reaksiyonları nedeniyle oluşur. 8 ses kısıklığı ses tellerinin kanserle tutulumu nedeniyle olabilir. 9 yutma güçlü yemek borusuna bası sonucu oluşur. 10 soluk alıp verirken ıslık sesi benzeri ses duyulması Trakea denilen ana bronşa baskıyı gösterir. 11. Köprücük kemiği üzerinde lenf bezleri ve ele gelen kitle oluşur. 12. Epilepsi. Beyin metastası sonucu oluşabilir. 13. Karaciğer tutulumu nedeniyle karnın sağ tarafında ağrı oluşur. 14. Sırt ağrısı. Akciğer kanseri hangi organlara yayılır? Akciğer kanseri beyin, kemik, karaciğer, sindirim sistemi, akciğeri saran zar, kalp sarı, böbrek üstü bezi, deri ve yumuşak doku gibi organ ve dokulara yayılım gösterebilir. Peki akciğer kanseri neden olur? Sigara Akciğer kanserli hastaların %80-90'ında sigara içme öyküsü vardır ve akciğer kanseri riskini artıran faktörlerin başında yer almaktadır. Kanser gelişme riskini sigaraya başlama yaşı, sigara içme süresi, içilen sigaranın tipi, örneğin filtreli, filtresiz, puro, düşük katran ve nikotin içeriği ve benzeri gibi günlük tüketilen sigara miktarı etkilemektedir. Sigara içmeyenlere kıyasla kanser riskini 10 ila 30 kat artırmaktadır. Özellikle 20 paket yıldan sonra bu risk belirgin olarak artmaktadır. Pasif sigara dumanına maruziyette akciğer kanseri riskini aynı şekilde artırmaktadır. Sigara içimi kadınlarda %90, erkeklerde %79 oranında akciğer kanseri ile direkt ilişkili bulunmuştur. Sigaranın bırakılması kanser riskini tamamen ortadan kaldırmaz ancak riski azaltır. Çevre, endüstriyel ve çevresel faktörler akciğer kanseri gelişimi açısından önem arz eder. Radon gazı, asbest, hava kirliliği, radyoizotoplar, ağır metaller ve hardal gazı gibi maddelere maruz kalmakla akciğer kanseri riski arasında ilişki kurulmuştur. Genetik, kalıtsal etkenlerin akciğer kanseri gelişiminde etkili olduğu öne sürülmektedir. Ailede akciğer kanseri olan birey varsa yakalama riski %2 ila 4 oranında artmaktadır. Virüsler HIV enfeksiyonu olan kişilerde akciğer kanseri daha yüksek olasılıkla ortaya çıkmaktadır. Radyasyon Herhangi bir kaynaktan gelen radyasyon akciğer kanserine zarar vererek bronş hücrelerinin yapısında bozulmalara neden olabilmektedir. Peki akciğer kanseri nasıl oluşur? Solunum yollarındaki hücreler kanser yapıcı etkenlerle uzun süre karşılaşınca akciğer bronş hücrelerinde bazı mutasyonlar gelişebilir. Bu kronik maruziyetler bir dizi mutasyonlarla hücrelerde kanseroz değişiklikleri meydana getirebilir. Bu tip anormal hücreler herkeste gelişebilir. Ancak yeterli bir immün sistem bu hücreleri tanır ve ortadan kaldırır veya tamir eder. Organizmanın immün sisteminde de bir zafiyet olması sonucu yapısı bozulan bu hücrelerde kontrolsüz çoğalma artar ve kanser kitleleri oluşur. Yine biyolojik yapısında başka değişikliklerinde gelişmesiyle metastas özelliği kazanır ve uzak organlara yayılmaya başlar. Akciğer kanseri tanısı nasıl konulur? akciğer kanserinde tanı tümörün görülmesine dayalıdır. Hastanın hikayesinde sorgulanan semptomlarla muayene bulguları bir araya gelince genel bir şüphe oluşur. Sonrasında bu semptom ve bulguları laboratuvar ve radyolojik tetkiklerle desteklemek hastalık tanısının korunması için gereklidir. Akciğer kanseri tedavisi nasıl yapılır? Tedavi planlanırken tümörün hücre tipi ve diğer organlara yayılımı dikkate alınır. Erken dönemde tanık olunan hastalar cerrahiyle uzun yıllar yaşayabilmektedir. Hastalığın tedavisinde duruma göre kemoterapi ve radyoterapi kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemleri hastanın durumuna göre kombine veya tek başına kullanılabilir. Akciğer kanseri evreleri nelerdir? Akciğer kanseri evre olarak 4'e ayrılır. Evre 3, tümör plevra veya iki akciğer arasındaki mediasten boşluğuna yayılmıştır. Evre 4 Hastalık kemik, karaciğer, böbrek üstü bezi ve beyin gibi uzak organlara yayılmıştır. Akciğer kanserinin evrelendirilmesi tedavi planlaması için gereklidir. Akciğer kanseri birinci veya ikinci evrede tespit edildiyse tedavide başarı oranı daha yüksektir. Akciğer dokuzundaki tümörlü hücreler ameliyatla temizlenir ve doktorun kararına göre koruyucu tedavi planlanır. Hastalık ileri evrede ise kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, immünoterapi ve radyoterapi gibi yöntemler hücre tipine ve evresine göre doktorlar tarafından belirlenir. Akciğer kanserinde tedavi şansı ne kadardır? Akciğer kanserinde hastalığın seyri tümörün hücre tipi, hastalığın evresi, tanı konulduğunda tespit edilen bulguları tümörün büyüklüğü ve hastalığın yayılım oranına göre değişir. Akciğer kanserinde metastatik hastalık saptanmayan erken evre olguların büyük çoğunluğunda cerrahi tedavi ile gerekirse tamamlayıcı radyoterapi ve kemoterapilerle iyileşme şansı vardır. İleri evre hastalıkta da tedavi yöntemlerinde önemli gelişmeler kaydedilmiş olmakla birlikte hastalıkta nüks etme olasılığı daha yüksektir. Uzun süren kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler veya immünoterapiler bu evrelerde hastalığa uzun kontroller sağlayabilmektedir. Ancak tedavilere direnç, gelişme ve ilerleme riski nedeniyle belirli aralarla radyolojik kontroller gerekmektedir. Sonuç olarak erken evrede yakalanan ve cerrahi olarak çıkarılabilen kanserde sağ kalım daha fazladır.